Bu konu beni aslında ilk Hristiyan olduğum zamanlara götürüyor. Çünkü lisede arkadaşlarım hep bana şey sorarlardı. Ben çünkü sürekli kendilerini kiliseye davet ederdim. İşte gelin birlikte kutsal kitap okuyalım, sorularınızı cevaplayalım dediğim zaman işte kelle başı kaç lira veriyorlar sana, kaç dolar veriyorlar falan diye sorarlardı. Yani maalesef hani çok kulaktan duyma ve yanlış bir bilgi. Bununla ilgili hani pf, açıklama yapmak bile bilmiyorum. Bana artık absürt geliyor hani şey gibi açıklama. Yani birisini gerçekten para vererek hani bir şeye inandığı ne kadar hani samimi, ne kadar hani ne amaçla yapılabilir ki? Yani ne kazandırabilir ki kimseye? Ki zaten hani gerçek imanın biz hani ne parayla ne başka bir şeyle satın alınamayacağını hepimiz <laughs> yani biliyoruz. Onun haricinde ben aslında kişisel yine bir örnek vereyim. Gerçekten hani böyle bir meselenin olmadığını çünkü dediğim gibi tamam hani işin şakası bir yana lise zamanlarında gerçekten bazı insanlar benim para yüzünden Hristiyan olduğumu düşünmüşlerdi. Ama ben lise zamanlarında bazen eve gidecek dolmuş param olmadığı için eve yürüdüğüm zamanları bilirim. Kesinlikle hani ne bunlar benim imanımla alakalı konulara ama hani insanların böyle ithamlarda bulunması ve böyle kulaktan duyma hani nereden geldiği belli olmayan, kaynağı belli olmayan şeyleri sürekli hani ortaya atması yani gerçekten hem çok üzücü hem de artık gittikçe can sıkıcı bir hal almaya başlıyor. Parayla bir din hani edinme gibi bir düşüncesi olan bir insan zaten hani dinin ya da inancı ne demek olduğunu tam kavrayamamıştır. Çünkü din ve inanç yani bir yaratıcının varlığını kabul etmek dediğimiz zaman bizim sonsuz bir yaşamımızdan bahsediyoruz. Yani o sonsuz yaşam, öldükten sonra yaşayacağımız o sonsuz yaşam yani riskte, o tehlikede. Kim bu sonsuz yaşamını, yani şu dünyadaki 70-80 senelik yaşamımızı bile biz riske atmak istemeyiz. Bazen hayatımızda önümüze büyük seçimler, büyük kararlar çıkıyor ve onları alırken bile hani hiçbir şekilde bazen çok böyle büyük bir fırsat olduğunu gördüğümüz bir şeyi bile elimizin tersiyle kolayca itebiliyoruz. Çünkü diyoruz ki ben hayatımın işte kalan 60 yılı 50 yılı boyunca hani bunun için olmak istemiyorum diyebiliyoruz. Yani kim böyle bu kadar hani büyük zor bir risk alıp da işte yani sonsuz yaşamını böyle ufacık miktarlara, ufacık paralara ya da dünyevi bazı işte kazanç sağlayacağı şeylere değişebilir evet. ki.